Merhaba arkadaşlar. Dün gece Anthony Joshua ve Oleksandr Usyk maçını tekrardan izledim. Anthony Joshua'nın yaptığı boksa tepkilerim oldu, kızgınlığım oldu. Bunun da nedenlerini sizlere açıklayacağım. Aslında bu nedeni takipçilerimden bir tanesi çok güzel açıklamış. Ben size onun yorumunu okuyayım. Sonrasında da kaldığımız yerden yorumuma devam edeyim. Açıklaması şu şekilde, yaptığı yorum şu şekilde. Joshua kaybedecek. Çünkü boksör odundan olmaz. Joshua odun bir adam. Usyk ise çok akıllı, iyi bir boks okulunda yetişmiş. Yani teknik 10 numara. Ukrayna boks okulları benim için bir numara diyor dünyada diyor. Yine devam ediyor. Ben de Türk biri olarak işin bilincindeyim. Benim antrenman hocam da bir Ukraynalıydı. 87 yaşında yaşıyor şu an. Dortmund'da da Dimitri Kyrgios ismi, yani Usyk maçı çok teknik bir adam onun için alacak diyor. Yani Usyk Anthony Joshua'yı yine yenecek diyor bu takipçimiz. Aslında benim buradan çıkarttığım tek bir yer var. Yani burada açıklaması çok güzel. Yani odundan diyor bak. Boşu boşuna kimse bu kelimeyi kullanmaz. Yerinde bir yorum bence. Anthony Joshua ile Oleksandr Usyk maçını tekrardan izlediğimde şu bir gerçek arkadaşlar. Anthony Joshua aslında baştan sonuna kadar çok çok hatalı dövüştü. Bakın arkadaşlar. Usyk gibi, Tyson Fury gibi isimleri beklerseniz bu isimlerden dayak yersiniz. Bu isimler karşısında galibiyet rüya olur. Kesinlikle teknik bir adamla yapıyorsan, teknik olarak senden daha iyi olduğunu düşündüğün bir isimle boks maçı yapıyorsan tamam, akıllı dövüşeceksin. Tabii karambole yine maç yap, dövüşmeyeceksin ama mutlaka ve mutlaka çok yumruk vurman gerekiyor bu isimlere. Bu isimlere aynı onun gibi teknik dövüşmeye kalktığın zaman seni geride bırakır. Buna çok dikkat etmesi gerekiyor boksörlerin. Boksta var olan gerçekler var. Bu gerçeklerin dışına çıktığın zaman boks ringlerinde kaybediyorsun. Birçok boksörü gördük. Dünya ünlü Mike Tyson'dan tut, Muhammed Ali'sinden tut. Hepsi kaybetti. Yine kaybetmeye devam edecekler. Klitschko kardeşler kaybetti. Yani kaybetmeyen boksör yok. Lennox Lewis kaybetti. Ve birçok boksör. Arkadaşlar boks ringlerinde disiplinli olmak zorundasınız. Boks ringlerinde akıllıca, zekice dövüşmek zorundasınız. Stratejiniz olması gerekiyor. Hangi round nasıl dövüşeceksiniz? Bunu öncesinde hazırlanıp o boksöre karşı ilk round, ikinci round, üçüncü round bunları kendi kendine planını yapmanız gerekiyor. Eğer ki yapmazsanız doğal olarak maç kazanamazsınız. Eğer ki bunların planını karşınızdaki rakibiniz yapıyorsa doğal olarak o isim maçı kazanır. Boksu hiçbir zaman ciddiyetsizliğe, disiplinsizliğe, boksu hafife almaya yer vermez. Aldığın anda zaten ringde bedelini çok çok ağır ödersin. Bakın arkadaşlar, Anthony Joshua normalde zaten güçlü bir adam. Kasları maşallah işte dimdik duruyor, heykel gibi duruyor. Bunlarda da sıkıntı yok. Zaten sen yeterince güç çalışmışsın. Artık Anthony Joshua ne yapması gerekiyor biliyor musun? Kendine bir iyilik yapması gerekiyor. Bu iyilikte ne olması gerekiyor? Öncelikle Anthony Joshua ne yapacak? Çok güzel bir jimnastik hocası tutacak. Jimnastik hocası onu maçın 20 günü sadece jimnastik çalıştıracak. Jimnastik hareketleri işte onu biraz daha esnek yapabilecek. Böyle biraz daha kaslarından arınacak. Arınacak dediğim dayanıklılığından yine bir şey olmasın. Biraz daha esnek olması gerekiyor. Mesela Oleksandr Usyk ne yapıyor Anthony Joshua'nın karşısında? Mesela ters kart Anthony Joshua'nın ön yumruğunun altından ön yumruğunu nasıl vuruyor? Çenesine yine yukarıdan her yerden yumruk vuruyor ve en büyük özelliklerinden bir tanesi de Oleksandr Usyk'in hareketli durmuyor. Ayakları, belleri, gözleri muhteşem. Zamanlaması, mesafe ayarlaması ve beklemesi, sabırla beklemesi boks ringlerinde aslında en önemli noktalarından bir tanesi sabırdır. Rakibinin konsantresi, dikkati dağıldığında yaptığın atak veya hamle sana kazandıracaktır. Mesela bunu en iyi yapanlardan bir tanesi kimdi? Canelo'ydu. Sabırla bekliyordu. Sabırla beklemediği bir maçta Dimitri Pivol maçında bak gitti Canelo Alvarez. Neden? Kafası dağınık. Caleb Plant maçında da öyleydi ama
o maçı kazanmasını bildi. Kafası dağınık, konsantre değil. Artık hesap kitap yapamıyor. Mesela bir kim maçında diyelim. Dilimin ucunda da aklıma gelmiyor. Şimdi o maçta biraz daha konsantreydi ve istediğini aldı. Ama diğer maçta, pardon, Billy Joe Saunders maçında istediğini aldı. Ama ondan sonraki maçlara baktığımızda yavaş yavaş kafa dağınıklığı, onun istediği gibi plan yapamaması doğal olarak da ona kaybettirdi. Mesela Joshua da Usyk karşısında mutlaka ve mutlaka dediğim gibi biraz da ayakları hareketli olmak zorunda. Ayakları kaldığı için o kadar yumruğu yedi. Ayakları biraz daha iyi olsaydı, ayaklarını aktif bir şekilde kullansaydı, aynı şekilde bellerini de çok farklı bir maç izleyebilirdik. Enerjisi daha yüksek olurdu maçın. Vuran vurana, kıran kırana bir maç geçerdi. Ama Usyk için bence çok rahat bir galibiyet oldu. Niye? Biraz daha onu zorlayacak diye bekliyordu Joshua'ya. Hatta o maçı aldıktan sonra yaşadığı sevinci gördünüz. Bu yüzden Anthony Joshua, dediğim gibi, bence 15 gün, 20 gün ayaklara, sonra jimnastik ve sonrasında da üçlü dörtlü yumruklar, ikili üçlü ataklara çok fazla yoğunlaşması gerekiyor. Özellikle de kapanıp 1-2-3, 1-2-3-4, 1-2-3-4-5 aparkatlara, kroşelere çok fazla üzerinde düşmesi gerekiyor. Mesela Usyk nasıl, Anthony Joshua ne yapıyor? Ters kat bir boksör. Doğal olarak da ne yapıyor? Her yerden yumruk vuruyor. Usyk gibi bir boksöre hangi yumruğu daha çok vurursun? Ters kat bir boksöre. Örnek vereyim. Ne yaparsın? Sağ direğe vurursun. Sağ kroşeyi vurursun. Bunları çok vurursun. Peşinden sol kroşeyi vurursun. Yani ters köşe. Mesela sağ direğe vurduğun zaman, sağ kroşeyi vurduğun zaman doğal olarak rakip bu tarafa, nasıl söyleyeyim, dikkatini veriyor. Buradan sol kroşeye vurursun veya ne yaparsın? Oynarsın. İşten sol direğini atarsın. Sağa vurursun, sol kroşe, sağ direk, sol kroşe. Yani bu yumrukları çok fazla vurması gerekiyor. Vurması için de ayakları oynaması gerekiyor. Ayaklar gitmezse doğal olarak hiçbir boksör rakibine istediği yumruğu vuramaz. Ayaklar yoksa boks yok. Kesinlikle ayakları oynayacak, ayakları gidecek. Ayakları kalan boksörler zaten boks ringlerinde yenilmeye mahkum ve çoğu kez de yenilir. Tabi hocam diyeceksin, her ayakları böyle çok fazla oynamayan boksörler de maç kazanıyor. Onlar nasıl? Tamam, çok üst düzey, mesela kim gibi desem, Gamboa gibi veya nasıl söyleyeyim, Andy Cruz gibi veya diğer boksörler gibi ayakların olmayabilir. Ama boks ringlerinde ayaklarını ne yaparsın? Kedi gibi olabilir. Oynadığı yerde yürüyerek de boks yapabilirsin. Bu nasıl? Mesela ayakların kedi gibi yürür ringde. Doğal olarak bu şekilde yakalanmasın. Bu şekilde de boks yapabilirsin. Ama ayakların hareketli olmak zorunda olduğu sürece boks ringlerinde kazanırsın. Bakın, ayakları iyi olan boksörlere bakın. Tyson Fury ayakları çok güzel ve boks ringlerinde kazanıyor. Kim? Oleksandr Usyk. Ayakları güzel ve boks ringlerinde kazanıyor. Deontay Wilder'a bakın. Ayakları duruyor ve kaybediyor. Tyson Fury'ye kaybetmesinin nedenlerinden bir tanesi de bu. Ayakları durduğu için Tyson Fury'ye 3 maçın ikisini kaybetti. Aslında ilk maçta beraber kalan bir adam demek ki galibiye yakın yakın bir isimdir benim görüşümce. Yani ondan maç almaya müsait, teknik yapıya, güce, her şeye sahip bir isimdir. Ama neden? Ayakları durdu. Konsantresi, dikkati dağılıktı. Doğal olarak da son iki maçı Deontay Wilder kaybetti. Neden kaybetti? Deontay Wilder'ın yumrukları çok hızlı. Evet, vurduğu zaman rakiplerin aklını başından alıyor. Ama yanlışı ne? Ayakları oynamıyor. Savunması çok kötü. Rakiplerini aldatmıyor. Bekliyor. Doğal olarak da rakibine diyor ki, sen diyor vur bana diyor. Ben buradayım diyor. Buradan ayrılmayacağım. Hareket de yok. Belleri de oynamıyor. Ondan sonra böyle beklediğin zaman arkadaşlar doğal olarak da kaybedersin. Ama bir örnek vereyim. Tyson Fury'ye bakın. Sizi onu ringin ipine sıkıştırdığınız zaman köşeye, o beller nasıl oynuyor? Nasıl hareket ediyor? Her yerden kaçıyor. Tık 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 tık. Yani Tyson Fury'nin en büyük özelliği bu. Tyson Fury bellerini çok çok iyi kullanıyor. Mutlaka ve mutlaka eğer ki Anthony Joshua, Alexander Usyk gibi bir boksörün karşısında galibiyet almak istiyorsa, maç kazanmak istiyorsa, dediğim gibi
O ağırlığı mağırlığı her şeyi bırakacak. 1. Jimnastik çalışacak. Jimnastik. 2. Ayaklarına yoğunlaşacak. 3. Bellerine yoğunlaşacak. Belleri oynayacak. 4. Yumrukları hızlatmaya. Her yerden yumruk vurmaya. Mesela hızlandıracak yumrukları. Bir de ellerini böyle burada tutmayacak. Ellerini Usyk arasında burada tutuyor. Üstü her yeri açık. Usyk de ne yapıyor? Her yerden yumruk vuruyor. Biraz da Usyk nerede tutuyor elini? Usyk burada. Aynı burada sanki nöbetçi bir asker var. Bunu hiç buradan ayırmıyor. Bak iyi bakın. Hiç buradan ayırmıyor. Ne yapıyor? Sürekli belleri oynuyor. Bu ismi nasıl vuracaksın sen buna? Sürekli hareketli. Yani yumruk atacaksın ama adı kaçıyor yani. Refleksleri iyi. İstediği yumruğu da vuruyorsun. Yumruk atıyorsun. Boşa gidiyor. Bu sefer yoruluyorsun. Bu yüzden Entinice şu an ne yapması gerekiyor? Madem öyle bu adamı sen teknik olarak yenemiyorsun. Ne yapacaksın? Kendine bir stil, bir tarz, farklı bir tarzda ringle geleceksin. Ne yapacaksın? Kapanacaksın. Ellerin yukarıda olacak. Bellerinle oynayacaksın. Vücut fentlerinde ne yapacaksın? Aldatacaksın. Bir yere sıkıştırdıktan sonra üçlü, dörtlü, beşli, altılı yumruklar vurup ona nefes aldırmayacaksın. Bunun içinde Entinice şu an ne yapması lazım? Kondisyon, kondisyon, kondisyon. Koşu, koşu, koşu. Koşacak ve 12 round'ı çok sağlam çıkartabilecek kondisyona sahip olması gerekiyor ki Entinice şu anın Oleksandr Usyk'i yensin. Oleksandr Usyk'e gelecek olursak Usyk çok dikkat etmesi gerekiyor. İlk maçı aldı ama artık ilk maçta çok konsantreydi. İlk maçta çok dikkatliydi Oleksandr Usyk. Ama bu maçta Oleksandr Usyk şunu bilsin. Kafası çok dağınık bir Oleksandr Usyk var. İlk maçın rehavetine kapılmaması gerekiyor. İlk maçtaki performansı Joshua'nın olmayacaktır. Karşında farklı bir Joshua görebilir. Sürprizlere açık olması gerekiyor. Her an tetikte ve çok iyi çalışması gerekiyor. Özellikle de kondisyon olarak iyi olması gerekiyor. Şimdi deniz kenarında falan çalışırken görüyoruz ama biraz daha bence Joshua ile ikinci maçta daha ciddiyetli ve aynı örnek vereyim ilk maçtaki gibi daha disiplinli, daha kararlı olması gerekiyor bu maçı almak için. Çünkü karşısında rövanşlarda çok iyi gördüğümüz bir Anthony Joshua oluyor. Nedense rövanşlarda farklı oluyor bu isim. Bakacağız nasıl olacak. Doğrusunu söylemek gerekirse Usyk Anthony Joshua'dan daha dayanıklı. Anthony Joshua zaman zaman yumruk aldığında dağılabilen bir boksör. Ama baktığımız zaman Anthony Joshua Klitschko kardeşlerden birini yendi. Yani o maçta da çok iyi dövüştü. Bence o boksu yapsa Usyk'i bile yenebilirdi ama o bokstan eser yoktu. Hatta kim dedi? Eldiven bunu söyledi. Klitschko'nun karşısındaki yaptığın boksu yapsaydın daha iyi olabilirdi. Onu yenebilirdin dedi. O da sustu kaldı. Bir şey diyemedi. Mesela hep baktığımız zaman özellikle de Klitschko en iyi dönemlerinde dövüştü. Aynı şekilde Joshua ile de Tyson Fury ile de en iyi dönemlerinde dövüştü. Tyson Fury ile de çok iyi maç yaptı Klitschko. Ama bundan sonraki süreçte bakalım özellikle de Anthony Joshua'da Oleksandr Usyk'te nasıl bir performans gösterecek, nasıl bir performansta ringde olacak. Önemli olan da bu. İyi kondisyonla gelen bence bu maçı kazanacak. Sadece bu iş salonda torba dövmekle, gölge boksu yapmakla olmuyor. Kesinlikle kondisyon, yani koşu, nefes olacak. Nefesin olduğu zaman ayaklarında yürüyorsa korkma. Yani ringlerde maç kazanırsın. Şimdi Tyson Fury ile olası bir Oleksandr Usyk maçı ne olur? Kim kazanır? Şimdi burada bakalım. Tyson Fury ile ilgili sorularımız var. Joshua Tyson Fury Usyk maçı ne olur? Arkadaşlar bu maç aslında boks fanlarının en çok merak ettiği maçlardan bir tanesi diyebilirim. Ama kimisi diyor ki işte diyor Tyson Fury Usyk'i diyor kesin döver, rahat döver diyor ama bu isimlere kesinlikle ben katılmıyorum. Bak bunu baştan söylüyorum. Asla ve asla ben Usyk'i Tyson Fury'nin çok rahat bir şekilde geçeceğini asla düşünmüyorum. Geçse bile şayet çok zor geçecek. İkisi arasında geçecek maç bence ortada bir maç. Kimin ne yapacağı hiç belli olmayacak bir maç. Yani kimin kazanacağı hiç belli olmayacak maç.
Neden bunları diyorum? Onu da ben size açıklayacağım. Tyson Fury ile Alexander Usyk'e baktığımızda ikisinin de ayakları iyi mi? İyi. İkisinin de belleri oynuyor mu? Oynuyor. İkisi de örnek vereyim, refleksleri güçlü mü? Güçlü. Dikkatli mi boksinglerinde? Dikkatli. Rakiplerine iyi kilitleniyorlar. Ama baktığın zaman dayanıklılık olarak özellikle kafada darbe aldığı zaman bence Usyk daha dayanıklı. Ama bir Tyson Fury o şekilde değil. Yumruk aldığı zaman yere yatıyor Tyson Fury. Usyk ile arasında hız konusuna baktığı zaman bu konuda da bence Tyson Fury tamam zaman zaman hızlı vuruyor ama bu konuda da bence isabet olarak hız olarak bir tık daha Usyk öndedir. Rakiplerini öyle bir uyutup öyle bir hızla yumruk vuruyor ki rakipleri nereden geldiğini anlamıyor. Ama şu bir gerçek, özellikle de Usyk'i Tyson Fury'nin en büyük zorlayacağı noktalardan bir tanesi şu: erişim konusunda Tyson Fury'ye erişmek gerçekten çok zor. Uzun boylu bir boksör ve ona yumruk vururken doğrusunu söylemek gerekirse saat bellerini zaten kullanıyor. Yumruk attığın zaman boşalsa direkt göğsüne geliyor ve önüne düşmüş oluyorsun. Burada da Tyson Fury Usyk'i yakalayıp ondan puanlar alabilir ve onu belki bu şekilde yenebilir. Bunda itirazım yok ama şu bir gerçek: hiçbir zaman Usyk'in karşısında Anthony Joshua gibi olmayacak Tyson Fury. Çünkü Tyson Fury'nin en büyük özelliği dik duruyor. Dik duruyor. O boyunun avantajını kullanıyor. Bellerini de kullandığı için doğal olarak ona yumruk vurmakta rakipleri çok fazla zorlanıyor. Onun en büyük özelliklerinden bir tanesi de Tyson Fury'nin dik durduğu için savunmayı da bazen çok güzel yapıyor. İyi kapanıyor ve rakibini çok iyi gözlüyor ring içerisinde. Öyle onun her şeyine, konsantresine, dikkatini, her şeyini hesaplıyor, bakıyor. Mesela biraz örnek vereyim, gücünü toplayıp rakibi onun üzerine geleceğini anladığı zaman ne yapıyor? Ellerini indiriyor. Mesela Klitschko'ya yapmıştı. Ellerini indiriyor, işte dilini çıkartıyor. Bir şekilde rakibini psikolojisini bozmak, onu bir şekilde moddan düşürüyor ve bu onun en büyük özelliklerinden bir tanesini, rakibini ringde çok iyi etkileyen bir isim Tyson Fury. İkisi arasında geçecek bir maç nasıl olacak? Bence Usyk Tyson Fury ile maç yaptığı zaman kombine yumruklarını çok vurması lazım. Yakına sokulup özellikle de dörtlü beşli yumruklarını çok vurması lazım ve Tyson Fury ile dövüşürken bu sefer Usyk prese dayalı dövüşmesi gerekiyor. Kesinlikle distansla Tyson Fury ile dövüşmemesi gerekiyor. Ve ona mutlaka ve mutlaka yakına girip aparkat ve kroşelerini çok fazla vurması gerekiyor Tyson Fury'ye. Tyson Fury de Usyk gibi bir boksörün karşısında, onu örnek vereyim, üzerine gidip onun yumruğun çıktığı anda Tyson Fury bu şekilde yumruklar vurup Usyk'ten ancak bu şekilde maçlar alabilir. Zaten Tyson Fury'nin boksu da böyle prese dayalı değil. Net vuruşlar 1-2, 1-2-3 vurup sarılıyor. Ama şu bir gerçek: İkisinde baktığımız zaman hangisi daha akıllı, zeki dersek, boks IQ'su olarak hangisi dersek, ikisinin de ayrı ayrı özellikleri var. Usyk'e baktığı zaman akıllı, boks IQ'su var, teknik olarak çok iyi ve kurnaz bir boksör. Tyson Fury'nin en büyük özelliği akıllı bir boksör, akıllı bir boksör. Psikolojikmen en büyük özelliklerinden bir tanesi. Rakibini ringde çok etkiliyor ama Usyk'te bu olay yok. Usyk sadece ringde işini yapıyor. Akıllı bir boksör. Ringde psikolojikmen rakiplerini etkileyen ve modlarını düşüren bir isim. Tyson Fury bu şekilde zaten birçok rakibini bu şekilde moralini bozup rakibini geri düşünen ve sonrasında da yenmeyi bilen bir isim. Bu ikisi hakkında benim yorumum bu şekilde. Yani bu şekilde onların gideceği maç bu şekilde. Ancak birbirlerini bu şekilde yenebilirler. Olası bir Anthony Joshua Tyson Fury maçı ne olursa ben direkt size sonucu söyleyeyim. Bence bu maçı Tyson Fury alır. Nedense Tyson Fury Anthony Joshua gibi, Deontay Wilder gibi boksörleri psikolojikmen çok iyi etkiliyor ve onlar karşısında doğrusunu söylemek gerekirse yani galip geleceğine inanıyor. Nasıl inanıyor? Onları çok iyi çözüyor. Örnek vereyim. Neredeyse onların aklına giriyor ve bakıyor neler düşünüyorlar, neler hissediyorlar. Ve bu yüzden de onun en büyük özelliği rakipleriyle diyalog. Tyson Fury'nin onlarla konuşuyor, onları konuşturuyor. Ve bu şekilde de
Bu isimlerin üzerinde psikolojik bir üstünlük kurarak rakiplerini yenmeyi bilen bir isim. Ama şu bir gerçek, ben dört gözle beklediğim maçlardan bir tanesi Tyson Fury Oleksandr Usyk maçı. Eğer ki Anthony Joshua'nın yenmesini isterken, dediğim gibi bir yerde de Usyk'in kazanmasını istiyorum ve mutlaka ikisi arasında bir maç her şeyi belirleyecektir. Bakalım Tyson Fury gerçekten bu zamana kadar maçlar yaptı, İyi bir boksör mü, yoksa Tyson Fury bu zamana kadar yaptığı maçlarda bir şekilde şansı mı yaver gitti? Gerçekten kaliteli bir boksör de rakiplerine örnek vereyim, bariz bir şekilde yendi de bu seviyelere mi geldi? Hep birlikte izleyip göreceğiz. Belki de şansı yaver gitmiştir. Belki de aslında Klitschko maçında ortada bir maçtı diyebilirim. Klitschko da o maçı aldığını düşünüyordu ama o maçı Klitschko'ya vermediler. Morali de bozuldu ama genel olarak o maç da iyi bir maçtı. Şimdilik aslında söyleyeceklerim boksörler hakkında bu kadar. Daha da çok fazla uzatmaya gerek yok. Konunun da dağılmasını istemiyorum. Sizin de düşünceleriniz benimle aynıysa katıldığınız konular olacak, katılmadığınız konular olacak. Bunu da yorumlar kısmına belirtebilirsiniz. Bence dediğim gibi bu isimlerin maçları boks fanları tarafından bekleniyor. Mutlaka Tyson Fury Usyk'le ve Joshua'yla maç yapmadan emekli olmaması gerekiyor. Bu isimlerle maç yaptıktan sonra gönül rahatlığıyla boks fanları onu emekliliğe gönderecektir. Yani bu maçları insanlar izlemek istiyor. Şimdilik benim söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Eğer ki benim yorumlarımı, analizlerimi beğeniyorsanız videoya beğeni koymayı unutmayın. Çünkü daha fazla boks fanına ulaşalım. Yorum yapmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Biraz basamakları yavaş yavaş biz de çıkalım. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Hoşça kalın. Kendinize çok çok iyi bakın.